Nasıl bir oyun kurmuş aklım almıyor. Ali Ömer gözlerimin içine bakıyor. O da arkadan gözlerini oyarım der gibi. Ben de sesimi çıkaramadım. Evet dedim. Ay şeytan. Ya bayağı bildiğin şeytan bu ya. Ya Ali Ömer'i görmeliydin. Nasıl mahvoldu? Gözlerime baktı gitti. Ya böyle kıvranıp duracağını arasana Ali Ömer'i. Bu Hamiyet'le Mümtaz bir olmuş beni kaçırmış desene. Ay yetiversin artık bunun eşkıyalığı ya. Kadın yapıp edip zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Desem ne olacak? Sanki bana inanır. Hem halasını kötülediğim için daha da kızar bana. Ne münasebet. Seviyorsa inanacak tabii. Bence yüzüme bile bakmaz. Hem ben Hamiyet'ten korkuyorum. Bak emin ol, o da Ali Ömer'den korkuyor. Yoksa seni şimdi 50 kere kovmuştu buradan. Bak bir düşün. Ya adamı çekemedi kendi tarafına, olmadı. Sana da öyle atıp tutuyor bol keseden. Yok kovarım, yok öldürürüm falan diye. İcraat yok. Yapamadı. Ali Ömer'den çekindiği için yapamadı. Sonra da böyle oyunlarla, tuzaklarla aranızı bozmaya çalışıyor. Haklısın galiba. Ya galiba falan değil Sevda. Dediğim gibi değilse bileklerimi keserim. Ben doğrusunu nasıl anlatacağım? Öyle hiç eğilip bükülmeden. Dost doğru anlatacağım. Anladın? Dost doğru. Hatta evvelinde Havva'ya ettiklerini anlat. Sonra da bana bunu bunu yaptı de ki katmerli olsun. Ne var Sevda? Ali Ömer, konuşmamız lazım. Her şeyi konuştuk bence. Ne olur böyle yapma. İzin ver olup biteni anlatayım. Ben sabahki parka gidiyorum. Ne olur sen de gel. Kızdın biliyorum. Ama önce söyleyeceklerimi dinle. Sonra istersen yüzüme bile bakma. Bizim nasıl tanıştığımızı hatırlıyorsun değil mi? Sen beni Havva sanmıştın. Havva halanın yaptıkları yüzünden onunla konuşmak istemedi. Beni senin yanına yollamıştı. Halanın ona neler yaptığını biliyor musun? Kızın neden içeri düştüğünü, Yusuf'la hikayesini biliyor musun? Onlarınki neden bu kadar büyük bir aşksa biliyor musun? Çünkü hiç kavuşamadılar. Halan hep aralarına girmiş. Neden konuşuyoruz bunları? Ne olur dur bir dinle. Onları ayırmak için halan Yusuf'a başka, Havva'ya başka konuşmuş hep. Birbirlerine düşmeleri için oyun oynamış. Yetmemiş gibi Havva'yı öldü göstermiş. Kim anlattı sana bunları? Havva. Ama sadece o değil. Sultan ablayla halanın arası zaten o yüzden bozuk. Bunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Sen de bu dedikodulara inandın, öyle mi? Bak Sevda, halam insanları şaşırtır. Çoğu zaman sınırları da zorlar. Hatta delirtir. Ama bu dedikoduların hepsi uydurma. Ben halamı çocukluğumdan beri tanırım. Beni o büyüttü sayılır. Tamam, çok katı kuralları vardır.
Ama koskocaman bir yüreği vardır halamın. Hem madem halam bu kadar kudretli, o zaman Yiğit'i ortadan kaldırır, Münevver'le evlenmesine izin vermezdi. Ama... Aması yok Sevda, aması yok. Bahsettiğin kişi sadece benim halam değil. Benim annem gibi o. Benim ailem. O yüzden böyle saçma sapan şeylere inanma sen. Hem o çok koruduğun Havva var ya... Sırf Yusuf'un canını acıtmak için Yılmaz'la evlenmiş, biliyor musun? Sevdiğinin kardeşiyle. Ötesi var mı bunun? Hem sen bunları boş ver. Mümtaz'ı neden koruduğunu anlatabilir misin? Bizim için. Bunun nesi bizim için Sevda? Başımıza bela olmasın. Defolup gitsin diye. Sen güvenmiyor musun bana? Seni koruyacağıma inanmıyor musun? Öyle değil işte. Sonuçta oğlumun hatırı var. Yoksa gözümde hiçbir değeri yok. Neden söylemiyorsun o zaman bana? Neden saklıyorsun her şeyi? Dün biz seninle avukatta değil miydik beraber? Bu tutanaktan, şikayet dilekçesinden bahsettik. Boşuna mıydı hepsi? Korktum. Ben seni bugüne kadar korkutacak ne yaptım Sevda? Hiçbir şey yapmadım. Ama ben daha önce senin gibi birisini tanımadım hiç. O yüzden ne yapacağımı bilemedim. Artık korkma o zaman. Korkma. Artık saklama benden bir şey. Yalan söyleme. Yoksa bir daha affetmem seni. Üşümüş ellerim. Sıcak bir yere gidip oturalım mı? Yüzüme bir daha bakmayacaksın diye içim öyle yandı ki. Senin beni sevmediğini düşündüğüm zaman ben de aynı şekilde üzüldüm. Sensizliğe dayanamam ben. Sen benim hayatımın aşkısın. Keşke zaman şimdi dursa. Böyle baş başa kalsak. Belki zamanı durduramam. Ama hayatım boyunca seni yanımda taşırım. Biliyorum. Kızacaksın ama. Sana kızamıyorum ki. Şimdi evden merak ederler. Telefonumu almadan çıktım. Aralılarsa da ulaşamamışlardır. Hamiyet Hanım'ın gözüne batmayayım. Zaten yeterince sorun yaşadık. Sen olmasan asla bu saçmalığa katlanmazdım ben. Yoksa çoktan kendi evime götürmüştüm seni. Vallahi yanlış anlamışsınız. Kurbanınız olayım. Sevda'nın ne işi var Ali Ömer'in yanında? Sus herif! Sus, benim sinirimi kaldırma! Uydurup durma! Külahımı anla sen benim bunları. Bu evden çıkıp gideceksiniz. Derhal! Duydun mu beni? Ama Hamiyet Hanım... Hamiyet Hanım? Aa, büyük oyuncumuz da geldi. Neredeydiniz hanımefendiciğim? Bu defa neredeydiniz? Dişçiye mi gittiniz? Yoksa kuşçuya mı gittiniz? Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Ha? Ali Ömer'den uzak duracaksın. Bu numaraları çekmeyeceksin demedim mi? Seni mahvederim, yok ederim demedim mi? Ben sana Ali Ömer'den uzak dur diyorum. Sen koynundan geliyorsun ayol. Asla. Ali Ömer dokunmadı bile bana. Umurumda değil. İster dokunsun ister dokunmasın. Al bunları. Defolun gidin evimden. İkiniz de defolun. Ne olur yapmayın. Kapına kul alayım. Atmayın beni. Sen benim arkamdan bu numaraları çevirmeden önce düşünecektin bunları. Öldürün beni. Ama beni bu odadan, konaktan kovmayın. Bana bak, sus. Sus.
Ev benim, oda benim. 5 dakika sonra ikiniz de burada değilsiniz. Anca gidersiniz. Ben burada dur kalayım. Kız, delirdin mi? Gel buraya. Kadın resmen kovdu seni. Olsun, kovsun. Ben oğlumu burada mı bırakacağım? Bak Sevda, önce bir sakin olalım. Böyle ağlayıp buluyarak bir hal çaresine varamayız. Bizim önce bu akşam başımızı sokacak bir yer bulmamız gerek. Ben Ali Ömer'e gideceğim. Her şeyi anlatacağım. Heh, sonunda dediğime geldin yani. Dur kız, beklesene. Hissettin mi konağa geldiğimi? Neden ağlıyorsun Sevda? Ali Ömer, gel beni al. Ne oldu söylesene. Hamit Hanım beni kovdu. Evin oradaki parktayım. Tamam, hemen geliyorum. Sevda, ne oldu? Eve geldim. Hamiyet Hanım bütün eşyalarımızı toplamış, kapının önüne koymuş. Şu biletleri verdi, evimden defolun gidin dedi. Birlikte olduğumuzu biliyor. Bana oyun oynadınız dedi. Sonra bağırıp çağırdı. En başta açık açık her şeyi söyleyecektik. Boşanmanı beklemeyecektik. Bak şimdi haklıyken haksız duruma düştük. Ben ne bileyim böyle olacağını. Ben o üzülsün istemedim. Düzgün bir şekilde karşısına çıkalım istedim. Ama o zaten beni istemiyordu. Kaç defa sen hizmetçisin o bey dedi. Siz olamazsınız dedi. Benim neden haberim yok bunlardan? Sizin aranıza girmek istemedim. Aramıza giren sen değilsin ki Sevda. Halamın hırsları, saçma sapan kuralları. Ama yeter. Hiç kimse sana bunu yapamaz. Hiç kimse benim sevdiğim kadına böyle davranamaz. Halam bile olsa. Ben sırf o istedi diye geldim buralara. Hayatımı bıraktım, buraya yerleştim. Ama o kıymetini bilmedi. Şimdi ben seni alıp gitmesini de bilirim. Nereye gideceğiz ki? Kanada'ya. Önce sizi eve bırakayım. Sonra gidip halamla konuşacağım. Belki konuşup ikna edersin. Bir yere gitmemize gerek kalmaz. Sanmam. Hem bizi burada tutacak bir şey yok. Olur mu? Annem, kardeşlerim ne olacak? Yalvarırım Ali Ömer. Beni buradan uzaklaştırma. Ben de arkama bakmadan gitmek istemiyorum. Burada kurulmuş bir düzenim var. Ama gerekirse seni de alır giderim. Ne oluyor oğlum? Nedir bu halin? Ben seni annem bildim. Ailemden kalan tek varlıksın diye seni başımın üstünde taşıdım ben. Ama sevdiğim kadına yaptığın eziyet yeter. Sevdiğimmiş. Bir yanaşma parçası için halana söylediğin laflara bak. Senin gözünde
Onun ne olduğu umurumda değil. Senden bir tek şey istedim. Benim hatırım için bu ilişkiyi kabul etmeni istedim. Beceremedin. Eğer becerseydin, ben Sevda ile evlenir, senin yanında yakında olurdum. Yazık ettin her şeye. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Hani Sevda'yı aldığın o bilet var ya, ben de kendime bilet aldım. Sevda'yı alıp Kanada'ya gidiyorum. Yok. Yok. Olmaz. Olmaz böyle bir şey. Yapamazsın böyle bir şey. Ben bir şey yapmadım hala. Her şeyi sen kendin yaptın. Alo Ömer. Sen benim canımsın. Sen benim hayat bağımsın. Sen benim can damarımsın. Yapma. Yapma ne olur. Ben bu aile duygusu için buraya geldim. Bunu korumak için burada kaldım. Ama sen her şeyi mahvettin. Bundan sonra tek koruyacağım Sevda ile kuracağım aile. Çünkü ben yıllardır aradığım sevgiyi onda buldum. Yılmaz, yarın sabah erkenden şirkette olur musun? Hesapları sana devireceğim. Hayırdır abi? Sevda ile Kanada'ya yerleşiyorum. Sevda'nın vize ve pasaport işlemleri için biraz süreye ihtiyacım var. O sırada sen bakarsın hesaplara. Alo Ömer, dur. Alo Ömer. Onca lafa rağmen gel dediğine göre belki de kabul edecek. Bence git konuş Ali Ömer. Belki inanından vazgeçer. Ben sen ağlama, sen üzülme diye buralardan uzaklara gidelim diyorum. Sen halanla konuş diyorsun. Ya benim için git. Ne olur kırma beni. Peki tamam. Sırf senin için gideceğim. Yalnız ben halamı tanırım. Yani yine aynı şeyleri söyleyecek. Beni vazgeçirmeye çalışacak. Ama onun fikirlerinin benim için önemi yok. Son kez konuşuyorum ve geliyorum. Al biraz su iç. Perişan ettin kendini. Ne yapayım Elif? Göz göre göre oğlumdan ayırmaya çalışıyorlar beni. Dur bakalım. Daha çıkmadık candan umut kesilmez. Ya Allah'ım bir mucize gönder de oğlumdan ayırmasınlar beni. Bak bu Hamiyet Hanım'ın merhametine kaldıysak yandık Sevda. Ya kadın ölür, son nefesini verir ama yine de sana acımaz. Bak gör, kendi kızına bile acımadı. Evlendi diye evinden de hayatından sürdü çıkardı. O zaman her şeyi anlatacağım Ali Ömer'e. İster kabul eder, ister etmez ama ben oğlundan ayrılamam. Ali Ömer.
Ne oldu? Neden çağırmış seni? Halamı, her şeyi, herkesi boş ver Sevda. Sana soracağım soruya sadece yüreğinle cevap verebilir misin? Benimle her şey var mısın? İstemedi değil mi? Kabul etmedi bizi. Halamı bırak Sevda. Ben bizi konuşuyorum. Seviyor musun beni? Seviyorum. Benimle her yolda el ele göz göze yürür müsün? Yapamam Ali Ömer. Ben buradan başka bir yerde yaşayamam. Toprağımdan ayrılırsam ölürüm ben. Nazlı çiçeğim, bizi çok zor bir yol bekliyor. Hiçbir şey kolay olmayacak. Ben hep yanında seninle olacağım. Sen de aynı şekilde benimle olur musun? Seni çok seviyorum Ali Ömer. Canımdan çok. Ama ben başka bir yere gidemem. Ne olur bunu benden isteme. Neden? Seni buraya körü körüne bağlayan ne var Sevda? Benden, senden, bizden, sevgimizden daha önemli ne sebep olabilir? Oğlum. Ben oğlumdan ayrılamam. Oğlun mu? Oğlum. Ondan ayrılamam. Onun uzağında nefes alamam ben. Ben seni oğlundan ayırmayacağım ki. Çok haklısın. Yaşadığın acıyı anlamam mümkün değil. Ama kaybının çok büyük olduğunu biliyorum tabii. Tek tesellin oğlumlu küçücük mezarı. Ağlama artık. Ağlama. Ben seni ne oğlundan ne de bu topraklardan ayıracağım. Ne yapacağız peki? Ayrılacak mıyız? Bitti mi her şey? Asla. Halam evlenmemizi kabul etti. Bu evlilikten vazgeçmeyeceğim hala. Sevda'dan asla ayrılmayacağım. Eğer beni ikna etmek için buraya çağırdıysan boşuna uğraşma. Ver elini öpeyim, hakkını helal et. Bu konuda burada kapansın. Beni yok sayacak kadar mı seviyorsun bu kızı sen? Ben seni yok saymıyorum hala. Senin bizim sevgimizi yok saymana izin vermiyorum. Annelik böyle bir şey işte bir tane. İnsan kendi yaşadığı acıları, tecrübeleri, evlatları yaşamasın istiyor. Onlar mutlu olsunlar, onlar hata yapmasınlar.
Onlar iyi olsunlar istiyor. Ama olmuyor. Olmuyormuş. Bak ben o kadar mücadele ettim. Olmuyor. Demek ki insanlar kendi seçtikleri yolları kendileri aşınlayıp o acıları çekerek, o tecrübeleri yaşayarak öğrenecek hayat. Hayat insana her yaşta bir şey öğretiyormuş. Ben de bu yaşımda sizlerin sayesinde bir sürü acıları, bir sürü yoklukları yaşadım. Bu koca konakta yapayalnız kaldım, tek başına. Ama artık gücüm yok Ali Ömer. Hiç gücüm yok. Artık ne mücadeleye gücüm var, ne yeni bir düzen kurmaya gücüm var. Hele hele yalnız kalmaya hiç gücüm yok. Hiç. Yapma o zaman hala. Yapma. Karışma kimsenin hayatına. Fikrini söylemek başka bir şey. Ona müdahale etmek bambaşka bir şey. İzin ver biz hata yapalım. Hatalarımızdan doğrularımızı bulalım. Bırak yanında olalım. Ama kendi hayatımızı yaşayalım. Peki Ali Ömer. Peki. Evlen onunla. Zaten yapma desem dinleyecek misin ki? Dinlemeyeceksin. Demek ki mutlu da olursan, mutsuz da olursan o senin seçimin olacak. Sen yaşayacaksın. Ama yanımda ol. Ben de bu yaştan sonra hayatımın bu son demlerinde yalnız kalmayayım. Yalnızlık öyle korkutmuş ki onu. Haklı ama. Bütün neşesi, ışığı sönmüştür şimdi tek başına kalınca. Eminsin değil mi? Yani bir daha sizi ayırmaya kalkışmayacak artık. İstese de ayıramaz. Sevdadan vazgeçmem. Neyse. Her şey tatlıya bağlandığına göre konağa dönelim mi? Neden? Burada kalacağız. Sen yakında benim karım oluyorsun. Bu evinde hanıma. Ben burada kalamam Ali Ömer. Beni anlamıyor musun? Daha önce kalıyordun ama. Ama o zaman şey değildik. Ne değildik? Yani işte sevgili. İşte ben de tam bu yüzden bırakmıyorum seni. Biz artık sevgiliyiz. Sevgililer ayrı kalır mı? Vallahi hakkın var beyim. Yani insan sevdiğini yanında istiyor. Sizinki pek ayrılık sayılmaz aslında. Yani adettendir. Nikah kıyılana kadar Sevda kız evinde kalsın. Köye de götüremeyeceğine göre Sevda'nın yeri Hamiyet Hanım'ın yanıdır. Hem halana da ayıp olmasın. Ne de olsa Sevda'yı korudu kolladı. Kanatlarının altına aldı. Madem evlenmenize de izin verdi. Yani her şeyi yoluyla yordamıyla yapalım. Kimsenin gönlü kırılmasın ha? Elif doğru söylüyor. Bir düşünsene şimdi kapı çalsa babamlar gelse nikahsız ne yapıyorsunuz deyip bir ton laf etmeye hakkı olur. Hem ben Hamiyet Hanım'ın elini öpüp gönlünü almam şart. Ayrı mı kalacağız gene? Böyle yalandan ayrılık. Böyle gelip geçici. Hem sen de konakta kal istersen. Sonuçta halanın evi. Konakta mı? Sen benim yanımda ol da. Nerede istersen orada kalırım.
Yine mi bu kapıda ayrılacağız gülüm? Maalesef. Sanki silah zoruyla sokuyorlar. Şu inadını bir kırsal. Benimle beraber gelsen. Kendi yuvamızda, kendi damımızın altında kalsak. Bak. Bunca zamandır nikahlı karımsın. Ama doya doya koklayamadım bile. Hak mı revan mı bu eziyet bana? Eziyet geliyorsa bitirmek de senin elinde Murat. Gülüm, bak yemin verdim. Allah belamı versin, düğünü yapacağım Bahar'a. Bahar'a? Ya bana kolay mı sanıyorsun böyle dul kadınlar gibi kocamı bırakıp içeri girmek falan, ha? Ama ben de yemin verdim. O düğün olmadan ben de senin olmayacağım. Yüzsüzlere bak. Ya kovuyoruz kovuyoruz. Yine geliyor bunlar. İyi geceler. İyi geceler. Bir müsaade edin de geçelim Pınar Hanımcığım. Ha, öyle mi Elif Hanımcığım? Peki Hamiyet Hanım'ın haberi var mı acaba? Kafamıza göre gelmedik herhalde. Çekil şuradan. İyi geceler. İyi geceler beyim. İyi geceler beyim. Önce ben yalnız konuşayım Hamiyet Hanım'la. Hayır. Kendini tutamaz. Bir şey der, canın sıkılır. Ya ben ona kırılmam. Hem içinin acısını bir yerde atması gerekiyor. Ya kendi içine atarsa kötü olur. Ben size bir kahve yapayım. Peki. Ama bir şey derse, seni üzerse dinleme gel yanıma. Hamiyet Hanım, benim evim burası. Benim yerim sizin yanınız. İzin verin, elinizi öpüp özür dilemek istiyorum. Ali Ömer bana anlattı. Evlenmemize izin vermişsiniz. Ben sözümde duramadım. Ama siz büyüklüğünüzü gösterdiniz. Sizi anlıyorum. İnsan çocuğu için her şeyin en iyisini, en güzelini ister. Bazen de en olmaz işlere bile kalkar onun geleceği için. Siz Ali Ömer'i oğlunuz gibi seviyorsunuz. Onun evleneceği kızın ona layık olmasını, onu mutlu etmesini istiyorsunuz. Hep yanınızda kalsın. Hiçbir yere gitmesin istiyorsunuz. Çünkü evladınızın hasretine katlanmak mümkün değil. Onun boşluğunu hiçbir şey dolduramaz. Ama izin verin biz sizin yanınızda kalalım. Evlendiğimizde Ali Ömer'le burada, konakta yaşayalım. Thank you.
ben kızınızın yerini tutamam. Ama kabul ederseniz sizin için bir evlat olmak isterim. Tamam derseniz aramızda gelen geçen her şeyi unutmaya hazırım. Yeniden tertemiz başlarız her şeyi. Peki ya Ali Ömer istemezse benimle oturmayı? Etmezse ben ikna ederim. O sizi annesi gibi seviyor. Siz üzülünce o kadar çok üzülüyor ki. Peki neden Sevda? Hayır, ben gerçekten anlamıyorum. Ben sana çok kötülükler yaptım. Ali Ömer'den ayırmak istedim. Sana hakaret ettim. Evden kovdum. Yani sen niye benimle oturmak isteyesin ki? Ayrıca Ali Ömer'in evi var. Koskocaman bir konak. Evlenince evinin kadını olmak istersin. Niye gelip de benimle yaşayasın ki? Gerçekten anlamıyorum. Ben yapamam ki. Ben ne sizin gibi hanımlık edebilirim, ne de ev idaresinden anlarım. Hem Ali Ömer sizin yanınızda olunca ne kadar mutlu olduğunuzu görebiliyorum. Anayla evladı kim ayırmak ister ki? Ben ayrılın. Ayrılalım istemem. Peki. Madem bu kadar istiyorsunuz, birlikte oturalım. Çok sağ olun. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Ne derseniz yaparım, sözünüzden çıkmayacağım. Deneyelim bakalım. Yılmaz Beyler de gitmişler. Nereye? Bağ evine. Cemile dedi. Öyle eşyaları falan toplayıp gitmişler. Desene. Eniştemi de kaçırdı halam. Kimi kızdırmışım gene? Kime ne yapmışım? Hala. Sevda ile konuştuk. Karar verdik. Eğer sen de kabul edersen bu evde hep birlikte yaşayalım dedik. Ne kadar burada kalırız demek istemiştim ben. Neden hep burada kalmayalım? Koskoca evde ne yapacağız ikimiz? Yani sen işe gideceksin, ben tek başıma kalacağım. Hamiyet Hanım'ın yanında kalayım. Ya sen ne zaman istersen ben seni bırakırım konağa. Ay tamam Sevda, Allah aşkına. Oğlan istemiyor işte. Aa, zorla güzellik mi olur canım? Ay, yoruldum ben vallahi. Bugün olan biter, yüreğimi yordu. Azıcık bir dinleneceğim. Ne yaptın sen Sevda? Asıl sen ne yaptın Ali Ömer?
Kadının kalbini kırmaya ne gerek vardı şimdi? Ya o istiyor diye neden burada kalalım? Benim kendi evim, kendi düzenim var. Onun da bizden başka hiç kimsesi yok. Yukarıya çıktığımda neredeydi biliyor musun? Münevver'in odasında. Tek başına. Eski fotoğrafları önüne sermiş ağlıyordu. İnsanın evladından ayrı kalması etinden et koparmak gibi bir şey Ali Ömer. Ben onun acısını o kadar iyi anlıyorum ki. Ben ona yardım edeyim, yarenlik edeyim diye burada kalmak istedim. Bu ciddi bir karar Sevda. Böyle oldu bittiye getirilecek bir mesele değil ki. Sen getirdin bile. İyi geceler. Bizi birbirimizden koparacaklar diye aklım çıktı. Ben senden ayrılırsam ölürüm. Ne yapıyorsun? Emzirdim. Uyuyor şimdi. Ali Ömer Bey de yattı. Konak nihayet uykuya geçti. Ay bu arada dün Ali Ömer Bey her şeyi diyeceğim diye ödüm koptu ha. Diyecektim zaten. Yani oğlumdan ayrılacağımı her şeyi bilsin istedim. Ama o mezar falan deyince... Susarak en iyisini yaptım, boş ver. Kime ne faydası olacak ki? Yani Hamiyet Hanım'ın da, Yılmaz Bey'in de... herkesin canı boşuna yanacaktı. Vallahi ben sırf kendimi düşünmüyorum. Hamiyet Hanım'a burada kalalım derken hepimiz için en iyisini istedim. Ama bir görecekti nasıl sevindi duyunca. O da haklı. Bir evladını toprağa vermiş, kızıyla da küs. Şimdi Ali Ömer de gidecek diye içi titriyor. Gel gör ki Ali Ömer Bey'in hiç oralı olduğu yok. Ben ister sandım. Yani halasını tek başına bırakmaz dedim. Ben oğlumdan ayrılacağım diye içim nasıl yanıyorsa Hamiyet Hanım da öyle yanıyor. Ama nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum ki. Dur bakalım. Ya 40 düğümün 40'ı da bir gecede çözülmez ki. Bak sevdiğin yanında, oğlun yanında. Ya biraz bunların tadını çıkara koy. Ya gerisini de Allah'a havale et. O neylerse güzel eyler, merak etme sen. Hasan, şu ekmeği uzatsana. Börek isteyen var mı? Yenge pastırmalı yumurta ister misin? Çaylar geldi. Günaydın. Abişim. Ay, ay sen akşam burada mıydın? Ha? Buradaydım halacığım. İzin verirsen de sürekli burada kalmak istiyorum. Bana bak. Bana şaka yapma. Bak vallahi kulaklarını çekerim. Ben gayet ciddiyim hala. Ama istemiyorsan... Ay sen aklını mı oynattın? Benim bir tanem, benim bir tanem hoş geldin. Hoş geldin. Halacığım, ben Sevda'yı da alıp kahvaltıya getireyim. Beraber kahvaltımızı edelim. Bu arada düğünün detaylarını konuşalım. Tamam canım, tamam. Allah'ım sen ne büyüksün. Allah'ım sen ne büyüksün. Boşanma davası yarın görülüyormuş. İlamı alır almaz nikah için başvuralım diyorum. Bu kadar çabuk mu yavrum? Peki biraz beklemeniz gerekmiyor mu? Ben her şeyi araştırdım hala. Bütün prosedürü öğrendim. Doktor raporu olduktan sonra hemen gün veriyorlar. İyi o zaman. Hayırlı olsun. Pardon bir tanem. Bu telefona cevap vermem lazım.
Size afiyet olsun. Pınar, servis yap onlara kızım. Hayırlı olsun Ali Ömer Bey. Sağ ol Pınar. Sana da Sevda. Rüyada gibisindir ha. Her zaman herkesin başına konmaz böyle talih kuş. Değil mi? Pınar, bizi yalnız bırak. Canını sıkmasın böyle saçmalıklar. Kız haklı. Sen benim en büyük şansımsın. Bence birbirimizi bulmamız, birbirimizi sevmemiz en büyük şans. Hamiyet Hanım'ın yüzünü getirdin. Onun hayır duasını alın. Allah yüzünü hep bilirsin. Sen benim yanımda ol. Ben zaten her zaman gülerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.